faydası olacak bu tahılın çıkmasının somut olarak? Toplam 22-23 gemi var. Hepsi bizim değil ama orada bekleyen başka Rus gemileri de var. Bize gelecek olan gemiler var bir kısmı. Rusya'dan da Ukrayna tarafından da. Bize faydası şu olacak. Bir, bizim kendi tahıl ihtiyacımızla ilgili bir rahatlama getirecek bize. İkincisi, bu operasyonun tamamı Türkiye üzerinden yapılacağı için dünya gıda güvenliği noktasında Türkiye çok önemli bir stratejik konum elde edecek. Yani o gemilerin hepsi şu boğazdan geçecek. Yani göreceğiz, bütün dünyanın gözü de burada olacak. Yani şöyle söyleyeyim, biz nasıl Ukrayna ve Rusya tarafları arasında ilk kapsamlı ve ciddi müzakere masasını İstanbul'da kurduysak, tahıl sevkiyatı konusunda da ilk defa bu iki ülkeyi bir araya getirme imkanımız olacak. Şu anda birbirleriyle pek konuşmuyorlar. Yani giderek de bu makas açılıyor maalesef iki taraf arasında. Ve maalesef iki tarafı haklı haksız meselesini bir kenara koydum şu anda. Biz baştan beri bu savaşın haksız olduğunu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğumuzu, Rusya'nın işgalinin gayrimeşru olduğunu söyledik. Bunu da söylemeye devam ediyoruz. Oradaki pozisyonumuz açık ve net. Ama neticede bir savaş var. Uzadıkça çok daha büyük maliyetler üretecek bu savaş. Dolayısıyla bu iki tarafı farklı düzlemlerde ve düzeylerde bir araya getirmek için gayret sarf eden başka bir ülke de yok şu anda açıkçası. BM'nin bazı girişimleri var. Ama sahada ülke olarak gayret sarf eden başka pek bir ülke yok. Bu da aslında böyle bir savaş ortamında bile belli konularda işbirliği yapılabileceğine bir örnek teşkil edecek. Peki buradan bir ateşkes süreci çıkar mı? Yani tahıl sevkiyatı konusunda kuracağınız sistemden sonra önümüzdeki aylarda tekrar bir ateşkes denemesi yapacak mısınız? Çünkü Rusya şu anda Ukrayna'nın yaklaşık %25'ini neredeyse işgal etmiş durumda. Ancak hem insan gücü olarak hem zayiat olarak büyük kayıplar yaşıyor. Ve bir noktada durup nefes almak ihtiyacı olacak. Bunu vesile edip belki kalıcı bir ateşkesi tekrar zorlamayı düşünüyor musunuz? İstanbul'dakine benzer bir süreç. Aslında biz ateşkesin ötesinde bir barış müzakere sürecinin ciddi manada başlaması için uğraşıyoruz. Ateşkes bizi oraya götürecek aşamalardan bir tanesi olacak. Fakat şu anda maalesef nesnel şartlar buna müsait değil. Nedir müsait olmayan? Ukrayna'nın pozisyonu mu, Rusya'nın yanaşmaması mı? İki tarafta şu anda masaya oturma konusunda bir zihni açıklığa ve siyasi iradeye sahip değil. Bunun çeşitli sebepleri var. Ukrayna, ben ülkemi savunacağım ve ülkemin yaklaşık 1/3, 1/4 işgal altındayken masaya oturmayı doğru bulmuyorum diyor. Kendi açısından haklı. Rusya'da ben operasyonumu planladığım gibi yürütüyorum. Her gün daha fazla toprak elde ediyorum. Oradaki pozisyonumu tahkim ediyorum. Masaya oturacağım zaman çok daha güçlü bir pozisyonda oturacağım diyor kendi açısından. Dolayısıyla sürecin uzaması aslında şu anda o barış görüşmelerini daha da zor ve imkansız hale getirecek başladığı zaman. Ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Yani bir kehanette de bulunmak istemem. Askeri çatışmalar, fiili sahadaki çatışmalar ne kadar daha devam eder bunu kestirmek zor. Ama şu bir gerçek, savaş uzadıkça maliyet çok daha artacak. Daha sonra atacağımız ateşkes, barış, kalıcı barış adımları çok daha zor hale gelecek. Dolayısıyla bu tür büyük ihtilaflarda, şu anda yayılıyor bu savaş, çatışma, ihtilaf. Her şeyi kuşatan, ihtiva eden tek bir barış anlaşması kurmak, yapmak, uygulamak kolay bir şey değil. Bunun yerine bazen parçalı bir yaklaşım uygulamanız daha anlamlı hale gelebilir. Burada bir lokal ateşkes, burada bir tahıl sevkiyatı, burada bir detante durumu, bir donduralım, ihtilafı şurada bir donduralım, burada müzakere edelim. Böyle bir çok katmanlı şey yürütmek zorundasınız. Şu anda da aslında biraz bu oluyor. Peki ama Ankara'dan baktığınızda mesela Rusların sahadaki askeri hedefleri ne gibi görünüyor? Mesela Odessa'yı almak da var mı? İşte şu kara, şu bölgeyi, şu geçit, işte şu iki tarafı bağlamaya çalışıyorlar. Bunu görebiliyor musunuz mesela? Şuna ulaşınca bu adamlar ateşkes görüşmesine otururlar diyebildiğiniz askeri hedefler manasında bir gözlemeniz, şimdi analiziniz. Bizim okumamız ve değerlendirmemiz şu. Ruslar Kiev'i almak için başta çok ani bir hamle yaptılar. Hesap hatası yaparak geri çekildiler. Ama çok hızlı toparladılar.
O hedef hala duruyor mu? Kiev'den çekildiler. Mesela. Kendilerini doğuda tahkim ederek, güçlendirerek ülkenin doğusunda. O ülke şehirleri, işte Kiev gibi, Çernihiv gibi, Harkiv gibi şehirleri de sürekli taciz ateşi altında tutma yolunu tercih ettiler askeri olarak. Hı. Ve haritaya bakarsanız maalesef, ben bunu geçen bir Berlin'deki uluslararası kapalı toplantıda da söyledim mevkidaşlarıma. İngiliz, Amerikalı, Fransız ve Alman mevkidaşlarıma da söyledim. Bakın dedim, şu haritaya bir bakın. 24 Şubat'ta savaş başladığında Rusya, Ukrayna topraklarının ancak Donbas bölgesinin bir bölümüne hakimdi. Onu da kendi fiili askeri üzerinden değil, oradaki milis güçler üzerinden, Rus taraftarı ve Rus olan milisler üzerinden sağlamıştı. Yani Donetsk ve Luhansk şehirlerinin %60-70'i Rusya'nın kontrolündeydi. Bugünkü haritaya bakın, 4 ay sonra, bak 4. ayı da tamamladık. Bugün 25'i mi, 26'sı mı? 4. Tamam, 5. aya girdik, savaşın 5. ayına girdik. Şu anda yukarıda Harkiv'den Donbas bölgesi, yani Donetsk, Luhansk, Mariupol, Melitopol, Herson. Kırım'la da birleşti. Böyle bir kalın hatta doğru gidiyor. Odessa'ya kadar yaklaştı. Dayandı demeyeyim ama yaklaştı. Rusya her geçen gün daha fazla toprak alıyor. Evet. Aslında dünya gündeminde biraz savaş geri plana gitti ama bu süreçte aslında Putin yenildi, hayal kırıklığına uğradı falan diyorduk. Tam aksine uzadıkça Rusya'nın hakim olduğu alan artıyor anladığımız kadarıyla. Duracağı yeri duracağı yeri kestirmek zor. Ama askeri hedefler belli ki, yani belki de Ukrayna'nın tümü hala hedef bu. Bunu göze almış da olabilirler, bilemiyorum. Onlar Odessa'yı alırlar mı, almak şey isterler mi, Odessa hedeflerinin içinde mi? Size şu anda göre. Biz sorduğumuzda da hani bu kamu sevkiyatı başlayacağı için bunu da ısrarla Rus mevkidaşlarımıza sorduğumuzda hayır böyle bir planımız yok, böyle bir niyetimiz, düşüncemiz yok diyorlar. Şimdi zaten Azak Denizi'nden erişimi kestiler Ukrayna'nın biliyorsunuz. Yani bir tek Odessa kaldı, orası da kesilirse Ukrayna bir anda bir kara devleti olacak. Yeah. Karadeniz'e de erişimi kesildiği zaman. Oraya kadar giderler mi? Bunu yaparlar mı? Bunu yaparlarsa tabii büyük maliyetleri de olur bunun. Askeri maliyetleri de olur. Ya umarız oraya gitmez iş. Oraya varmaz. O yüzden diyorum yani biz Cumhurbaşkanımız da mesela kendi liderler diplomasisinde muhataplarını hep bunu söylüyor. Yani bu savaşı bir an önce durdurmak için bir çaba sarf etmemiz lazım. Ama hepimizin aynı yerden konuşup aynı hedefe doğru gitmesi lazım. Yani ben şeyi anlıyorum. İşte Rusya'yı yaptırımlarla zayıflatalım, cezalandıralım, bu yaptığının karşılığı olsun. Bunu bir yere kadar anlayabilirim. Ama fiilen sahadaki duruma baktığınız zaman tablo böyle ilerlemiyor. Kaybetmiyor yani Rusya. Kaybetmiyor. Daha fazla Ukrayna toprağını işgal ediyor. Ve masaya ne zaman oturacaksa Rusya, bilmiyorum ne zaman oturur ama biz işte uğraşıyoruz, gayret ediyoruz bunun için. Yani içeriden bir erime, içeriden yani. Bir çöküş belki büyük bir kelime ama içeriden bir erime, güç kaybı. Yani Amerikan, Rusya için, yok. Amerika'nın stratejisindeki, stratejik hedefindeki savaş gibi bir şey olmuyor mu diyorsunuz? Savaş uzadıkça Rusya yıpranacak. Yani Afganistan'da gibi bir şey, öyle bir şey olmuyor diyorsunuz. Ben, olan ben o değil onu görmüyorum. Yani. Rusya, Putin içeride kendi pozisyonunu daha da tahkim etti. Yani desteği daha da yükseklerde. Ekonomik olarak baktığınız zaman ruble toparladı vesaire. Yani ben öyle bir çöküş görmüyorum orada. Ama Ruslar ne zaman masaya oturacaklarsa, dediğim gibi bilmiyorum ne zaman oturacaklarını. Kehanette bulunmak istemem. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama o gün hangi çizgideyse Rus işgali, müzakereyi oradan açacaklar. Peki. Burada bir ara veriyoruz. Aranın ardından soracağız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin iki nakliye uçağı da aslında orada mahsur. O uçakların Ukrayna, durumu ne? Onu soracağız. Putin hasta mı? Putin hasta olduğuna dair iddialar da var. Onu da soracağız. Pek çok başlığımız var. Açık ve net etiketiyle lütfen siz de soru ve yorumlarınızı yazın. Birazdan devam edelim.